Adım Osman Feriz, 53 yaşındayım. Omurilik gözlülüsüyüm, %84 raporum var. Uzun mesafe yürüyemiyorum. Ayrıyeten şeker hastası, kalp hastası, prostat hastası olan bir kişiyim. Uzun mesafede yürüyemediğim için özürlü motoru kullanıyorum. Özürlü motorumu da yaklaşık 10, 12 veya 15 yıl oldu alalı. Bayağı eskidiğinden. Kendin mi aldın abi? Kendi şeyim, imkanlarımla aldım. Hastaneye işte bu özürlü motorumla gidiyorum. Hı-hı. Merhaba. Gidiyorum. Ama eskidiğinden dolayı sıkıntı çekiyoruz. Hı-hı. Şu an bile birçok parçaları eski. Hı-hı. Hatay'a bağlı İskenderun ilçesi Gültepe Mahallesi'nde oturmaktayım ve aşırı yokuş. Git gel git gel, yıpranmaktadır motorum. Hastanemiz düz yerde. Biz yokuşta olduğumuzdan dolayı daha çok yıpranıyor. Valla en büyük ihtiyacımız şu an hanım özürlü, ben özürlü. Küçük bir çadır. Örneğin 4-5 kişilik sığacak. Yani 3 kişilik de sığsa biz onu sıkışıklık şekliyle yeterli, yani 3 kişinin girebileceği kadar da olsa yeterli. En acil şey bu. Siz kaç kişi kalıyorsunuz? Onun dışında mont. Torun. Siz kaç kişisiniz? Biz 5 kişiyiz, 3 kişisiniz, 8 kişi. 8 kişi. Nerede? Evin içinde mi kalıyorsunuz? Evin. Şimdi bu tepelerde sıkıntı olmadığından dolayı biz zaten hiç bir kere çıktım. O da büyük deprem olduğunda. İkincisi gün 8 şiddetinde tekrar olacak dediler bize. Olduğundan dolayı tanıdığımız çarşamba pazarının altında tanıdığımız bir utlular var. Onların şeyi var, halı yıkama yeri var. Orada kalmıştık, orada güvenli bir yer diye. Öyle. Onun dışında hep evde kaldı. Kaçışa müsait bir ev. Çok güzel. Ama şimdi hanım özürlü, ben özürlü. Ben bu bastonlarla kaçayım diyene kadar deprem zaten bitiyor. Ne sürüyor? Bilmiyorum, ben televizyonda dinlediğim kadarıyla ama doğru ama yanlış. 1,5 dakika dediler. Bilmiyorum o kadar sürdü mü sürmedi. Tahminim sürmedi herhalde. 1 dakika. Çünkü ben bundan daha önce bir deprem olmuştu. 2,5 ay önce. Çok kısa süreliydi. Ben bekledim, geçti. Bazada geçirdim yani depremi. Ama bunda da bekledik. Bir daha o zaman torunum yanımdaydı. Artı yan tarafımda bazada oğlum yatıyordu, çocuk ortadaydı. Deprem oldu, ben o depremi göz önüne alarak bekledim. 1-2 saniye veya 3 saniye olabilir. Bekledim, baktım durmuyor. Çocuklara dedim ki ev üstümüze yıkılıyor. Yanımdaki Fatih'i kaldırdım. Kalk dedim çocuğa, git. Öbür büyük kızım da annesiyle birlikte öbür odadaydı. Onu da kaldırdı. Yani kızım gelmiş bana diyor ya, sen çıkmazsan ben de hiç çıkmam. Dedim Kübra, aklımı başına topla, niye çıkmayacağım ben? Sen git anneni al, Fatih de buradan oğlunu alacak. Siz çıkın, ben peşinizden. Öyle. Ben kapının ağzına kadar vardım. Dış kapının ağzına kadar deprem bitti.